Şimdi fonksiyonun grafiği verildiğinde limiti incelerken sağdan ve soldan giderken bazen yanlışlıklar yapıyor. Şimdi bu yanlışlıkları yapmamanız adına ben bunu görsel olarak anlatmak istiyorum. Şimdi diyor ki x5'e sağdan giderken fx. x5'e sağdan gidecek. Bakın ilk yapmanız gereken hamle 5'in azıcık sağına gelin. Bak 5'in azıcık sağı. Unutmayın bak. Azıcık sağı. Buldun mu? Buradan aşağı ya da yukarı giderek fonksiyonu bul. Aşağı git 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 yok ki. Ne yapacaksın? Yukarı gideceksin. Buldun mu? Bulduktan sonra bak. Bu bulduğun grafikte 5'in tam üstüne gelmeye çalış. Geliyorum kaç? Bak kaç oldu? 3 oldu. Şimdi dikkat edin. Sıfıra sağdan giderken en kritik ve en pisi bu. Az önce iki tane öğrencimle test ettim. Şu anda dinliyorlar. Onlar karıştırdı. Emin olun öğrendiyken ben de karıştırdım. Çok pistir bu. Bak sıfıra sağdan giderken fx. Sıfırın azıcık sağa bak azıcık. Azıcık. Şurası. Buradan aşağı git. Grafik yok. Yukarı git. Grafik var. Buldun mu grafik? Buldun. Bu grafikten sıfırın hizasına geldi mi? Bak nereye geldin? Tam sıfırın üzerine geldin. İçi dolu boş önemli değil. Ben fonksiyon limitimi inceliyorum. Limitte içinin dolu boş olması beni ilgilendirmez. Kaç oldu arkadaşlar? Bu sıfır oldu. Geldim sonra kaçır? Eksi 3'e sağdan. Eksi 3'ün azıcık sağı. Buldum. Yukarı git 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 git. Yok. Aşağı gel. Geliyorum. Buldum. Buradan ne yapacağım? Eksi 3'ün üzerine geldim. Bak. Grafiği buldun mu? Hemen buraya eksi 4'e gitme. Ne yap? Bak. Gel eksi 3'ün üstüne gel buradan. Bu grafikten eksi 3'ün tam hizasına gel. Geldim. O kaça gidiyor? Eksi 4'e. Eksi 4'e gel. Şimdi geldik buraya. 5'e soldan. 5'in azıcık solunu bul. Buldum. Aşağı git. Yok grafik. Nereye gidiyorsun? Yukarı git. Buldun mu grafik? Buldun. Buradan 5'in üstüne gel. Bak buradan 5'in üstüne gel. Üstüne geldin. Hop kaç oldu bak. 2 oldu. Sıfıra soldan gidiyorum. Bak sıfırın azıcık solu. Yukarı gitmiyor. Aşağı bak. Buldun mu grafiği? Buldun. Buradan sıfırın üzerine gel. Burası. Burasında ne diyelim oraya da? A diyelim değil mi? Her zaman vermek zorunda değil bakın. Sınavda vermezse A diyeceksiniz. Unutmayın. Oradan buna da fx eşittir a diyelim. Şunlara da fx yazalım. Tamam. Şuna da fx yazalım. 3'e soldan. Bak en pislerinden birisi de bu. 3'e soldan. 3'ün solunu bul. Ama hangi 3? Eksi 3. Eksi 3'ün solunu buldun. Grafiğe git gittim. Sonra eksi 3'ün üzerine gel. Hop kaç oldu? 0 oldu. Bak çoğu gidiyor burada ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Geliyor buradan mesela şöyle şöyle veriyor. Alıyor böyle hop eksi 2 diyor. Dikkat edin bak bir daha söylüyorum. Eksi 3'ün solunu bulduktan sonra bu grafikten eksi 3'ün üzerine gelmeye çalışıyorsun. Geldiğin zaman bak dik gidiyorsun buraya. Bak ne oldu? Sıfır oldu. Şimdi mesela az önce arkadaşımızın yanında yeri ben bir kez daha söylemek istiyorum. İki arkadaşımız da şurada yer aldı. Bak sıfıra sağdan dedim ben. O sıfırın sağını buldu. Gitti bu grafiği de buldu. Oradan bak gitti böyle hop 2 dedi. Bak sen sıfırın sağındaki grafiği bulduktan sonra sıfırın üzerine gelmeye çalışıyorsun. Geldin 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 bak. Tam burası oluyor. Tam karıştırdığı yer nokta burası işte. Sağdan yaklaşım, soldan yaklaşım bu oluyor. Eğer sağdan yaklaşım, soldan yaklaşım birbirine eşit ise limit var oluyor arkadaşlar. Bu noktalarda sağdan ve soldan limitler birbirine eşit olmadığı için hiçbirinde de limit vardır diyemeyiz. Tamam mı? Olayımız bu. Yaklaşımlarda buna dikkat etmeniz lazım.